Kayseri Milletvekili Sayın Aşkın Genç. Buyurun Sayın Genç. Ya. Sayın Başkan, çok sevgili milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz üzere meclisimizin açıldığı ilk gün yaşanan bir terör eylemi var. Ben huzurlarınızda yaralanan polis memurlarımıza Allah'tan şifa diliyorum. Şehit olan Kayseri'deki hemşerime tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Bir daha bu tip olayların yaşanmamasını canı gönülden diliyorum. Evet, terör eyleminin başlangıcı Kayseri, Develi, benim memleketim. O günde meclisimizin açıldığı ilk gün. Tabi haberlerden takip ediyoruz. Bir süre sonra plakanın 38 olduğunu gördüğümüz zaman daha da dikkatli takip etmeye başladık. Ve Sayın Genel Başkanımızın görevlendirmesiyle derhal Kayseri'ye intikal ettik. Olay yerinde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bugün soru önergemizi de verdik meclise. Umarım bu konu detaylarıyla araştırılır, kamuoyunun bilgisine sunulur. O gün bölgedeki milletvekili arkadaşlarımız da hep beraber cenazeye katıldık. Devlet erkanı da oradaydı. En üst düzeyde temsil edildi. Aile mazbut bir aile. Emeğiyle geçinen, hayvancılıkla geçinen, veterinerlik yapan bir kardeşimiz. Yeni evli, henüz 6 aylıkta bir evladı var. Gerçekten çok üzücü bir olay. Ama bu olaydaki ihmaller varsa, sorunlar neyse, nerede hatalar yapıldıysa, ben babayla bizzat konuştum kaymakamlık makamında. Evladının öldüğünü kendisi fark etmiş. Eve gelmediği için yola çıkıyor ve çocuğunun cenazesiyle karşılaşıyor. Ve olayı jandarma birimlerine ihbar ediyor. O akşam saat 9-10 sıralarında. Ve o araçla gelen teröristler ertesi gün sabah 9'da Ankara'nın göbeğinde, İçişleri Bakanlığı önünde, meclisin hemen önünde böyle bir eylemi gerçekleştiriyor. Gerçekten çok ciddi araştırılması gereken bir konu. Bir önceki İçişleri Bakanı her bir teröristin ayakkabı numarasına kadar biliyoruz, bilgimiz dahilinde diyordu. En azından şu anki İçişleri Bakanı bu konulara biz daha ciddi baktığını görüyoruz. Onun memnuniyetini yaşıyoruz. Ben tekrar rahmet diliyorum şehidimize. Bir daha bu tip eylemlerin